Diyanet Haber'den merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Evet, bültenimize Elbap'ta terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden askerlerimizle ilgili acı bir haberle başlıyoruz. Rusya'ya ait bir savaş uçağının bu sabah DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava harekatı sırasında attığı bir bombanın kazayan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir binaya düştüğü açıklandı. TSK olayda 3 askerimizin şehit olduğunu, 11 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca Rus yetkililer olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma ise iki taraflı olarak başlatıldı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı diledi. Sayın seyirciler, Elbap'tan dün de şehit haberleri gelmişti. DEAŞ'la yapılan çatışmalar sırasında şehit olan 5 askerimiz bugün memleketlerinde toprağa verildi. Silah arkadaşları Assubay Yahya Efiloğlu, uzman çavuş Gökhan Kılıç, üsteğmen Tarık Koçoğlu ve uzman erbaş Umut Aytekin gibi Elbap'taki saldırıda şehadet şerbetini içen kahramanlardan biriydi uzman çavuş Mahmut Uslu. Uzman çavuş Uslu, sol! Uzman çavuş Uslu yılbaşı gecesi Gaziantep Oğuzeli'de Başbakan Binali Yıldırım'ın askerlerle birlikte yediği yemekte görüntülenmişti. Hatta Yıldırım şehidin ailesiyle telefonda görüşmüştü. Hemen benim solumda da uzman çavuş Mahmut Uslu var. Ankaralı. Vatan toprağı daha önemli şu anda diyor. Anam diyor biraz sabretsin diyor. Şehidin polis memuru olan babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Aynı masada başbakanın sağında oturan piyade uzman çavuş Selim Topal da daha önce şehit düşmüştü. Şehit Mahmut Uslu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da şehidin cenaze namazında saf tuttu. Allahu Ekber! Suriye'de verdikleri mücadele sırasında şehit düşen Gökhan Kılıç Adana'da, Umut Aytekin Karabük'te, Yahya Efiloğlu İzmir'de, Tarık Koçoğlu ise Kayseri'de toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170. gününde DEAŞ'a ait toplam 253 hedef havadan ve karadan vuruldu. 44 teröriste etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle Elbap'a operasyon düzenleyen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler ilçe merkezine operasyon başlattı. Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a ait 253 hedef ateş altına alındı. 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt Elbap'ta büyük oranda geriletildi. Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Rakka'ya ortak operasyon konusu gündeme gelmişti. Bu kritik görüşmenin hemen ertesinde Amerikan Federal Haber Alma Teşkilatı CIA'nin başkanı Türkiye'ye geldi. CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sırasında Rakka operasyonu konusunun derinlemesine ele alınması beklenirken, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle Elbap civarında artan bir işbirliği söz konusu. Dolayısıyla NATO müttefikimizde Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var ifadelerini kullandı. Pentagon'dan gelen bir başka açıklama ise ABD'nin İdlib'de yaptığı hava saldırısına ilişkindi. Amerikan savaş uçaklarının El-Kaide'ye ait olduğu iddia edilen binaya düzenlediği saldırıda lider kadrosundan olduğu iddia edilen Ebu Hani el-Mısri'nin de aralarında bulunduğu 11 örgüt mensubunun öldürüldüğü duyuruldu. Türkiye devletin varlığına, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine kasteden tüm terör örgütleriyle mücadelesini sürdürüyor. Sıradaki haberimizde DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon ve soruşturmalara ilişkin son gelişmeleri bulacaksınız. Gaziantep'te eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Bu kişilerden alınan ifadeler doğrultusunda yapılan aramalardaysa
150 kilogram patlayıcıyla canlı bomba bel kuşağı ve bir kalıp halinde TNT patlayıcı ele geçirildi. Bölücü örgüt PKK'ya yönelik operasyonlarda hız kesmeden sürüyor. Polis, teröristlerin önümüzdeki günlerde eylem gerçekleştirmeyi planladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Farklı illerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul'da 58, Adana'da 11 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Lice'de ise PKK'lılara yönelik hava harekatı düzenlendi. Teröristlerin barınma ve kış üstlenme alanıyla Doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef imha edildi. Bu arada Van Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katılan HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk'le Bedia Özgökçe Ertan hakkında fezleke hazırladı. 4 HDP'li vekil için terör örgütü propagandası ve örgüt üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Plakasız bir araç. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili soruşturmalar da sürüyor. İstanbul merkezli operasyonda Baylok kullandıkları tespit edilen 77 askeri personelden 26'sı adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği kapsamında seçilme yaşının 18'e düşürülmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. 15 Temmuz'da tankların altına yatan gençleri bir kenara koyamazsınız dedi. Neslimize güvenmemiz şart diyen Erdoğan, yeni Türkiye'nin inşasında kültür ve sanatın da çok önemli olduğunu vurguladı. Kültür ve sanat özel ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, tiyatro dalında ödüle layık görülen Kenan Işık'ı anlatırken duygulandı. Bu gençleri şöyle veya böyle kenara köşeye atanlara sesleniyorum. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Bu gençler bunu başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e düşürülmesine karşı çıkanlara bu sözlerle tepki gösterdi. Hem tarihten hem dünyadan örnek verdi. Önce neslimize bir defa güveneceğiz. İnanacağız ve bu gençlik bunu yapar ve bu sorumluluğun da idrakindedir, bunu bileceğiz. Şu anda dünyanın 57 ülkesinde seçme seçilme yaşı 18'dir. 25 yaşında, 26 yaşında, 27 yaşında Dışişleri Bakanı olanları tanıyorum. Benim ecdadım Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açıyor, biz... Yan gelip yatacak mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerinin dağıtıldığı törende konuştu. Önce öz eleştiri yaptı. Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor. Hayal ettiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan dolayı fevkalade müteessirim. Bu bir öz eleştiridir ama gerçektir. Ardından yeni Türkiye'nin inşası için kültür ve sanatın önemini vurguladı. Unutmamalıyız ki kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Önümüzdeki dönemde bu alanlara özel önem ve öncelik vererek hem eksiklerimizi tamamlamak hem de çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda sorumluluk sahibi tüm kurumlarımıza yanlarında olduğumu, çalışmalarında kendilerine her türlü desteği vereceğimi huzurlarınızda ilan ediyorum. Kültür Bakanlığı ödüllerine layık görülen isimlerden biri, 3 yıl önce beyin kanaması geçiren ve tedavisi süren tiyatro sanatçısı Kenan Işık'tı. Tiyatrodaki hayatımın son 20-25 senesi sadece yönetmenlik yaparak geçti. Artık alıştım galiba. Ödülü almak üzere usta sanatçının eşi Beril Işık katıldı törene. Erdoğan, Beril Hanım'ın eşine yönelik desteğini överken duygulandı. Hakikaten şurada yıllardır kendisiyle çok çok farklı bir şekilde müşfik bir eş olarak da aynı zamanda ilgilenmesi tanımlanabilecek bir şey değil. Allah sizlerden razı olsun. Işığın yanı sıra müzik dalında Nesrin Sipahi, şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, edebiyat dalında Mehmet Doğan, kurum olaraksa İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi kurucusu Fuat Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerine layık görüldü.
Sayın seyirciler, artçı sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'de depremzedeler için konteyner kent kuruldu. Mağdur vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanırken bölgedeki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu oğlumun nasıl kırıldığını bilmiyorum. Gayet çatlamış, kırılmış. Ayvacık'ta da sardılar. Çanakkale'yi hafta başından beri sallayan depremlerin etkisi de yaraların sarılması için yapılan çalışmalarda sürüyor. En fazla hasar gören Yukarıköy'de AFAD ve Türk Kızılay'ı konteyner kent kurdu. Yemek vendi, yatak vendi, çadır vendi, boğazımıza bakıldı. Allah'ımıza çok şükür buna da, can sağlığı olsun. Evleri yıkılan depremzedeler içinde bir odası, mutfağı ve tuvaleti bulunan 200 yaşam konteynerine yerleştiriliyor. Bölgeye elektrik nakil hattıyla su şebekesi de çekildi. Deprem bölgesinde gün boyu sıcak yemek dağıtılıyor, vatandaşların her türlü ihtiyacı gideriliyor. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bölgeye şimdiye kadar 338 çadır, 1052 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba da ulaştırıldı. Depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Ayvacık'ta 17 yerleşim biriminde 271'i ağır, 454 konutla 2 cami hasar gördü. 77 konutun ön hasar çalışmaları da tamamlandı. Binalar yıkıldı çok. 70-80 tane hiç kullanılamayacak şu anda. İçine girilemez ya. Daha ağır hasarlı da çok var. Öte yandan deprem sırasında yaralanan 8 kişiden 7'si hastaneden taburcu edildi. Çocuklarsa depremde yaşadıkları korkuyu oyun oynayarak unutmaya çalışıyor. Kaç yaşındasın? 2. Şimdi ne yapıyorsun parkta? Kayıyorum. Öğretmen adaylarına müjde. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak. Öğretmen adaylarını sevindiren açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Sayın Başbakanımızla, Maliye Bakanımızla ve Çalışma Bakanımızla birlikte toplantıdaydık. Maliye Bakanımızla, Çalışma Bakanımızla ve Başbakanımızın talimatıyla bu yıl hemen önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız. 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Yine dolayısıyla da inşallah bu da öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi de sırada yurttan ve dünyadan gelişmelerden derlediğimiz kısa kısa haber turumuz var. Yunanistan, mültecilere karşı uluslararası hukuka aykırı olan geri itme uygulamasına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkeye kaçak giriş yapan 35 mülteciyi Türkiye sınırına terk eden Yunan güvenlik güçleri, Yunanistan'da yakalanan 15 kaçak göçmeni daha Türkiye sınırına bıraktı. Çocukların da aralarında yer aldığı göçmenler İl Göç İdaresi'ne alındı. Avrupa'da yapılan bir araştırma ise Avrupa halklarının sığınmacılara karşı bakışını ortaya koydu. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House, 10 Avrupa ülkesinde 10 bin kişiyle görüşerek anket yaptı. Ankete katılanların %55'i ülkelerine Müslüman sığınmacıların girişinin durdurulmasını istedi. Polonya'da sığınmacı yasağını destekleyenlerin oranı ise %71'i buldu. Araştırmaya katılanların sadece %20'si yasağa karşı olduklarını belirtti. Avrupa'da sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamaların biri de Macaristan'da yaşandı. Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için 175 kilometrelik Sırbistan sınırına jiletli tel örgü çekti. Almanya'da İslam karşıtı Pegida'nın eyleminde yaptığı konuşmada Müslümanlara hakaret eden yazar Akif Pirinçi'ye 101.700 euro para cezası verildi. Konuşmasında sığınmacıları işgalciler olarak tanımlayan Pirinççi, Almanya'nın Müslüman çöplüğü haline geldiğini söylemişti. Kanada'da son aylarda artan İslamofobiye tepki gösteren ülke genelinde 41 Müslüman ve 13 Kanadalı sivil toplum kuruluşuyla 21 aktivist ortak mektup hazırladı. Açık mektupta 29 Ocak'ta Quebec City'de düzenlenen 6 kişinin öldüğü saldırı hatırlatılarak, Müslümanlara destek veren Kanadalılara teşekkür edildi. Açıklamada Kanada Müslümanları olarak eyalet ve federal hükümetleri birlikte çalışmaya ve İslamofobiyle mücadele etmeye yönelik acil adımlar atmaya davet ediyoruz çağrısı yapıldı.
12 Mart'ta yapılacak olan yüksek öğretime geçiş sınavı üniversite adaylarını yeni kimlik telaşına düşürdü. YGS sınavına gireceğimiz için zorunlu tutuyorlar. Sınavda yeni kimlik istendiği yönündeki söylentinin yanı sıra kimliğini kaybeden, bulamayan ya da yenileme yapacak olan öğrenciler nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturuyor. Kimlik çıkarmak için sabahın 5.30'unda sokaktayım. Çoluk çocuğun memleketi için çocuk üniversiteye gidecek. Kimliği değişmesi gerekiyor. YGS sınavında sorun yaşamak istemeyen öğrenciler ve aileleri nüfus müdürlüklerinde geceden sıraya giriyor. Akşam 10'dan beri buradayız. Sıralarımızı yazdık. İyilik denince aklınıza ilk ne geliyor veya iyiliğin resmini nasıl çizerdiniz? İşte Türkiye Diyanet Vakfı bu değerli kavramı insanların hayatına dahil etmek ve farkındalığı arttırmak için sosyal medyada bir seferberlik başlattı. İyiliğin videosunu çeken herkes Türkiye Diyanet Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunabilecek ve kendi gözünden iyiliği anlatabilecek. Yardım edebilir miyim? İyilik yetimi ve öksüzü gözetmektir. Sevgi, yardım. İyilik bugünlerde dilden dile, gönülden gönüle dolaşıyor. 7'den 70'e herkes iyiliği tanımlıyor, iyiliği anlatıyor, iyiliği konuşuyor. Savaşın olmadığı bir dünya çizmek isterdim. Güzel bir doğa çizerdim, kocaman bir ağaç çizerdim. Onun etrafında mutlu çocuklar çizerdim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası iyilik ödülleri için geri sayım sürerken iyiliğe olan farkındalığı artırmak, iyiliği insanlığın hayatına nakşetmek için harekete geçildi. İyiliğin ne manaya geldiğini anlatmak isteyen herkes cep telefonlarına bir video çekip Türkiye Diyanet Vakfı'nın sosyal medyası aracılığıyla paylaştı. İyilik, insanın yaratılış gayesini biliyor olması, verdiği söze sadık kalması, kendini tanıması. Kimi zaman küçük bir ümidin bir iyilikten kaynaklandığını, kimi zaman da küçük bir iyiliğin milyonların ümidine dönüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu duyguyu insanlara aşılamak durumundayız. Yazarlar, akademisyenler ve gazeteciler toplumun hemen her kesimi iyiliği kendince tanımlamak için seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'na çok sayıda video mesaj gönderildi. İyilik yapacağım cümlesi aslında cevabı en basit soru cümlelerinden biridir. Çünkü yüreğinize bakın, o size doğru yolu mutlaka gösterecektir. İnsanlar kendi düşüncelerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve bir farkındalık, bir sosyal bilinçlenme gerçekleştiriyoruz. Bu kavramı daha fazla ön plana koymak istiyoruz. Bu güzel seferberliğe katkıda bulunmak isteyenler iyilik ödüllerinin Facebook ve Twitter adreslerinden paylaşım yapabilir, belki de bu vesileyle bir iyiliğe öncülük edebilirler. Mart ayının ilk haftası iyilik haftası olarak işlenecek. Tüm yurtta etkinlikler yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası iyilik ödülleri ise 12 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Londra'da bulunan Cambridge'in kampüsünde Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami 2018 yılının Kasım ayında ibadete açılıyor. Cami Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak. Müştemilatında eğitim ve çocuk alanları da yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında camide 2000 kişi ibadet edebilecek. Dünyanın Harvard'dan sonra en prestijli ikinci üniversitesi olan ve Londra'da bulunan Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde geçtiğimiz Ekim ayında inşaatına başlanan cami, 2018 yılının Kasım ayında ibadete açılıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cumhurbaşkanlığıyla 7 kıtada insanlığın hizmetinde olan, dünyanın en ücra köşelerine ezan sesini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde inşa edilen cami, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak. Çalışmalar tamamlandığında 2000 kişinin ibadet edebileceği caminin müştemilatında eğitim ve çocuk alanları da bulunacak. Ayrıca Müslüman ve gayrimüslim topluluklar tarafından kullanılmak üzere sohbethane ve toplantı odaları da inşa edilecek. Cami için başlatılan girişime öncülük eden isimler arasında yer alan dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, cami hakkında son görüşmeleri yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, Mehmet Görmez Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'a Cambridge Camii ile ilgili bilgi verildi.
Erdoğan, yıllar önce Müslüman olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ı kabulüne ilişkin fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Sevgili kardeşim Yusuf, külliyeyi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoş geldin, dedi. İngiliz müzisyen Yusuf İslam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler'in Arakan'da yaşanan insanlık dışı durumu belgeleyen raporu adeta kan dondurdu. Bangladeş'e kaçan 220 görgü tanığının ifadelerine dayanılarak hazırlanan raporda Arakan'dan kaçmaya çalışanların cinayet, tecavüz gibi korkunç saldırılara maruz kaldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arakan'daki sivillerin korunması için Myanmar hükümetine çağrıda bulundu. Myanmar'ın Arakan eyaletinde sivil Müslümanların maruz kaldığı katliam, tecavüz ve yağmalama eylemleri Birleşmiş Milletler raporuyla bir kez daha ortaya çıktı. Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı. O tarihin vahşet için başlangıç kabul edildiği Birleşmiş Milletler raporunda 26'sı çocuk 220 görgü tanığıyla yapılan görüşmelerde elde edilen veriler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler raporunda cenaze törenleri, hutbeler, dini kıyafetlerin ve sakal bırakmanın kısıtlandığı, camileri üs olarak kullanmak üzere işgal eden ordu güçlerinin evlerden Kur'an-ı Kerimleri toplayarak açık alanlarda yaktığı ifade edildi. Rapora göre yapılan katliamlarda kurbanlarsa özellikle öğretmenler, imamlar, din alimleri, toplum liderleri gibi etkili ve saygı duyulan kişilerin arasından seçildi. Giriş çıkışların engellendiği Arakan'dan Bangladeş'e geçebilenlerin büyük çoğunluğu cinayet, kaybolma, şiddet, tecavüz, yağma ve hırsızlığa maruz kaldı. Birçoğunun mülklerine zarar verildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Myanmar hükümetine bir de talep geldi. Komiserlik, Arakan eyaletindeki sivillerin korunması, yardımların tekrar başlatılması için çağrıda bulundu. Myanmar'a komşu Bangladeş'e sığınan 18 kadın ve 10 erkek mülteciyle yapılan mülakatların yer aldığı İnsan Hakları İzleme Grubu'nun raporunda 28 ayrı tecavüz ve cinsel saldırı olayının kayda geçtiği ifade edildi. Bugüne dek bu konudaki eleştirileri kabul etmeyen Myanmar hükümeti ise iddiaların araştırılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler araştırma sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Sırada gönül coğrafyamızdan haberler var. İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Refah bölgesine düzenlenen saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu Suriye'nin Golan Tepelerinden İsrail'e top mermisi atıldığını, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndansa roket fırlatıldığını öne sürdü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmadı. Misilleme olarak İsrail uçakları Golan Tepelerinde Suriye güçlerine ait bir hedefi vurdu. İsrail Sina'dan atılan roketlerin ise hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afganistan'da çeşitli alanlarda birçok projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Mezar-ı Şerif kentinde kadınlar için meslek edindirme ve dil kursu açtı. Merkezde 300 katılımcıya Türkçe, kuaförlük, halıcılık, dikiş ve nakış gibi kurslar verilecek. Bu arada Afganistan'daki muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Gülbettin Hikmetyar'ın 3 hafta içinde ülkeye döneceği bildirildi. Partinin tutuklu bulunan yaklaşık 100 yöneticisinin de serbest bırakılması bekleniyor. Afganistan yönetimiyle varılan uzlaşmayla yasal dokunulmazlığı sağlanan Hikmetyar, geçmişteki fiilleriyle ilgili tüm siyasi ve askeri yargılamalardan muaf tutulacak. Afganistan'ın eski başbakanı Hikmetyar, 1980'lerde ülkeyi işgal eden Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele etmiş, ancak Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında kendisini terörist ilan etmişti. Birleşmiş Milletler'in kara listesinden çıkarılan Hikmetyar'ın, Afganistan'a döndükten sonra siyasi faaliyetlerine yasalar çerçevesinde devam edeceği belirtiliyor.
Yemen'in Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacre kentindeki operasyonlarda Husiler ve Devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlere bağlı 16 militan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Yemen temsilci vekili Meritsel Relano ise Yemen'de Mart 2015'ten bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 1400 çocuğun hayatını kaybettiğini, ülkede aralarında 3 milyon sığınmacının da bulunduğu 100 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. Somali yeni cumhurbaşkanını seçti. Seçimleri kazanan Muhammed Abdullah Farmaco, 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Somali'nin 9. cumhurbaşkanı oldu. Farmaco daha önce ülkede başbakanlık yapmıştı. Merhum Başbakan Adnan Menderes döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapan ve İmam Hatip okullarının açılmasının mimarlarından olan Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri hayatını kaybetti. 72 yaşında hayata gözlerini yuman İleri Ankara'da son yolculuğuna uğrandı. İmam Hatip okullarının açılmasına öncülük eden ve eski Milli Eğitim Bakanlarından olan Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. 72 yaşında hayatını kaybeden İleri için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına merhumun yakınlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Helal ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Onların ve bütün... Taksim Camisi'ne kavuşuyor Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun cami projesine onay vermesinin ardından çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alan bu sabah çevrildi ve şantiye kurulumuna başlandı. Caminin yapılacağı alan çevrildi, şantiye çalışmalarına başlandı. Taksim yıllar sonra camisine kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami inşası projesine onay vermişti. İşte bunun üzerine harekete geçildi. Çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna başlandı. Ekipler bölgeyi bariyerlerle çevirdi. Uzun süredir Çevik Kuvvet Polisi'nin bekleme alanı olarak kullanılan bölgeye konteynerler getirildi. Meydanın Tarlabaşı Bulvarı'na bakan yönünde hazırlıklar yapıldı. Şantiye kabinleri yerleştirildi. Cami, Taksim Sular İdaresi'nin arkasına yapılacak. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Proje tamamlandığında camide aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek. Yapının yüksekliği 30 metreyi geçmeyecek caminin yapımını Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenecek. Caminin altında otopark ve konferans salonu da yer alacak. Gelin şimdi de Bursa'ya uzanalım. Seher vaktinde Fatih Sultan Mehmet Camii'nde bir araya gelen cemaatin sabah namazı coşkusunu izleyelim. Allahümme salli ala. Salavatlar, tesbihatler, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle güne başladılar. Adres Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii. Sabah namazı programı için toplanan cemaat tekbir getirdiler, dualar ettiler. Ya Rabbi, nefsimizin hitamında cümlemize buyurun. Bursa Müftüsü İzani Tuğra'nın da katıldığı programın ardından cemaate çorba ikramı yapıldı. Hava durumuyla devam ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın doğusu, Antalya ve çevresi sağanak yağışlı. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu geçecek. Şimdi de bazı merkezlerde gerçekleşecek hava sıcaklıklarını aktaralım. Marmara bölgesi. İstanbul çok bulutlu 6, Bursa çok bulutlu 9, Edirne parçalı bulutlu 4, Sakarya sağanak yağışlı 7. Ege bölgesi. İzmir parçalı bulutlu 15, Denizli az bulutlu 11, Afyonkarahisar yağmurlu 7, Kütahya çok bulutlu 7. Akdeniz bölgesi. Antalya az bulutlu 17, Adana açık 12, Mersin az bulutlu 18, Isparta yağmurlu 9. İç Anadolu bölgesi. Ankara az bulutlu 10, Konya parçalı bulutlu 5, Eskişehir parçalı bulutlu 6, Kırşehir parçalı bulutlu 7. Karadeniz bölgesi. Samsun yağmurlu 8, Trabzon yağmurlu 10,
Zonguldak parçalı bulutlu altı, Sinop çok bulutlu altı. Doğu Anadolu bölgesi. Erzurum az bulutlu 1, Malatya parçalı bulutlu 9, Elazığ az bulutlu 9, Tunceli açık 2. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyarbakır az bulutlu 9, Gaziantep az bulutlu 12, Şanlıurfa az bulutlu 14, Adıyaman çok bulutlu 11. Dış merkezler. Lefkoşa parçalı bulutlu 17, Bakü çok bulutlu 3, Saraybosna ve Berlin az bulutlu 6. Mekke az bulutlu 32, Medine az bulutlu 27, Kudüs açık 15, Moskova karla karışık yağmurlu sıfırın altında 2 derece. Evet, bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın.